zammı getiriyoruz dediler. Yine fiyasko çıktı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Samsun Şube Başkanı Özgür Ulu, fiili hizmet süresi zammının fiyasko çıktığını söyledi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri başka konularda olduğu gibi fiili hizmet süresi zammı konusunda da Sağlık Sen ve AKP tarafından yıllardır oyalanmaktadır. Hükümet, sağlık emekçilerine 5 yıla 1 yıl şeklinde fiili hizmet süresi zammı uygulaması için talimat vereceğini açıklamış, bu konuda kesinlikle bir düzenleme yapacağı her seçim öncesi belirtilmişti. 2016 eylem planına ve Sağlık Bakanlığı ihtiyaçlarına yönelik kanun paketi içinde yer alan fiili hizmete dair tasarı taslağına göre, sağlık hizmetlerinde çalışıp her nöbet 8 saatten az olmamak üzere fiilen nöbet tutanlara fiili hizmet süresi zammı verileceği belirtilmiştir. Bu nedenle de planlama düzenleme yıllardır fiili hizmet süresi zammı isteyen sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini yeniden oyalamaktan başka bir şey anlam taşımamaktadır. Özgür Ulu, sendika olarak fiili hizmet süresi zammı ile ilgili ise birçok öneride bulundu. Sağlık ve sosyal hizmet verilen yerlerde sağlık personeli için 360 gün çalışma 480 gün çalışma olarak kabul edilsin. Yoğun bakım, acil sağlık hizmetleri, ameliyathane, yoğunlaştırıcı radyasyonla ve benzer risklerle çalıştırılan sağlık personeli için 360 gün çalışma 540 gün çalışma olarak kabul edilsin. Vardiya, nöbet, icap nöbeti, uzatılmış mesai gibi çalışma biçimleriyle günlük normal mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde çalıştırılan sağlık personeli için 360 gün çalışma 510 gün çalışma olarak kabul edilsin. Fiili hizmet süresi zammına ilişkin yasa önerimizi bir kez daha faksla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na iletiyoruz. Hakkımız olana alana kadar mücadeleye devam edeceğiz.